Ne dedik? Birinci dozunu olanlar şu ana kadar 36 milyon kişiyi aşkın. Şimdi son dönemde aşıyla ilgili o gözlenen düşüş önümüzdeki 3 ayı etkileyecek. Yeterli aşılama yapılamazsa yeni tedbirler gündeme gelebilir. Bakın ondan sonra işte böyleydi, yine kısıtlama geldi, şu kısıtlandı demeyelim. Bunun denmemesi için insanların sinemaya, konsere, toplu taşıma araçlarına rahatça binebilmeleri için, banka ve kamu hizmetlerini rahatça alabilmeleri için bu şart. Aksi takdirde az önce saydığım yerlere aşı olmayanlar girmesin diye bir tartışma başladı. Nereye gider göreceğiz. Türkiye'de günlük 1 milyon dozu aşkın aşılama yapılıyor. Ancak sonbahara rahat girmek için aşı olmayanlara yönelik tedbirler tartışmaya açıldı. Uzmanlar özellikle 18-35 yaş aralığında aşıya karşı ilginin azaldığını gözlemliyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı aşı olmayı reddedenlere karşı yaptırım kartını gündeme aldı. Buna göre aşı yaptıranlar toplu etkinliklere alınacak. Yaptırmayanlarsa maç, sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere alınmayabilecek. Yaz dönemini verimli geçirmek isteyen Sağlık Bakanlığı gezici aşı ekiplerini arttırmayı düşünüyor. Yaylalar, seralar ve tarlalar için geçici ekipler oluşturulacak. Amaç önümüzdeki 3 ayda en az 15 milyon kişiyi daha aşılamak. Yok, 5 dakikada geliyorum. Sonbahara kadar toplumun %70-75'inin aşılanması halinde rahat bir nefes alınabilecek. Aksi halde toplu etkinliklerin yanı sıra birçok kamu hizmeti ve ulaşıma da aşı şartı getirilebilecek. Bunun için HES kodu uygulamasındaki sistem aşı için uygulanacak.